birer cümleyle hülasalanması, yani manalarının dizilmesi, nazm-ı mani. Ondan sonra Besmele'deki Bismillahirrahmanirrahim'i anlamadan önce Üstad Hazretleri yaklaşık bir 10 tane yakın ihtar çekmiş, ihtar demiş. Bu ihtardaki maddeleri tek tek üzerinde duracağız. Bunlar nelermiş? Bir iki tane söyleyeyim. Sönük akıl ne demektir? Bu derste bunu göreceğiz. Besmele'nin rahmet noktasında parlak yolu sönük aklıma girmektir diyor. Bu sönük akıl nedir? Nota suretinde kaydettim diyor. Nota suretinde kaydetmek ne demektir? Ey insan, neden külliyatta üstad hep ey nefis, ey nefis derken burada neden ey insan diyor? Bunu öğreneceğiz. Ruhen benimle münasebetler diyor. Üstadla ruhen münasebetler olmak ne demek? Dersin bir başlığı bu. Nefsi nefsinden daha hüşyar. Bu cümleyi üstad söylemiş. Bir kimsenin nefsi, üstadın nefsinden hüşyar olabilir mi? Bakalım göreceğiz, atıf yapacağız. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar. Delilden ziyade zevke nazırdır. Halbuki baktığımız zaman bu risalede çok akli bürhanlar var, mantıki bürhanlar var. Bu ne demektir bu cümle? Gibi böyle bir 10 tane yakın başlığımız var. 6 iman esasına baktıracağız. 6 esmaya baktıracağız. Yani 6 tane sır, 6 iman esas. Evet, bakıyor. Tevafuk ediyor. Evet. Şimdi bundan önce bazıları böyle sorabiliyor, yani nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bunlar neyin nesidir? Buna şimdi güzel bir noktayı nazar. Bakalım şimdi. Mouse'un çalışıyor. Evet, çalışıyor, tamam. Şuradan. Ama çalışmadı. Bak bak, patiye gelmiş mi? Şuradan şey yapıyor böyle. Şimdi bu Bar ve Laikası'nda sayfa 129. Şimdi bu yaptığım atıf, bu gösterdiğim şey Nur'un birinci talebesi. Evet, tamam. Malumunuz Hulusi abi Nur'un birinci talebesi. Nur'un birinci talebesi okumuş olduğu bir dersi üstada arz etmiş. Şuradan başlıyor. Bizim hangi risaleyi okumuş? Hutuvat-ı Sitte'yi okumuş. Biliyorsun 6 tane orada desisi anlatılmış. Bakın bu okumuş olduğu risaleyi üstada Hulusi abi üstada takdim ediyor. Ve de bu 6 tane desiseyi 6 iman esasına baktırmış. Sayfa kaç? 129. Yukarıdan alıyorum. Şu mektubun ortasına alıyorum. Bakın hubbu cah yerine Allah'a imanın bir manası olan rıza-i ilahi. Onu mu anlamış? Evet. Yani hubbu cah Allah'a iman esasına baktırmış. Burada. Yani niye bir insan ben görüneyim, ben bilineyim böyle yapıyormuş? Demek ki bu iman hakikatinde bir eksiklik var onda yani. Allah'a iman. Ya İkincisi. Allah'a, bir dakika. Hubbu cah insanda galip olmasının sebebi evet. Zaaf imanda. Evet. Rıza-i ilahi pek olmadığı için o öne çıkıyor. Evet. İki, havf ve vehim yerine kader-i imanı. Bunu da kader-i imana baktırmış. Buna. Yani kader-i iman zayıflayınca insanda evet. Havf ve vehim öne çıkıyor. Evet. Üç, ısra tama yerine innallâhü ve rezzâkü zülkuvvetil metin ayeti celilesi delaletiyle Kur'an'a kütüb-i ilahiye imana baktırmış. Yani kitaplara imana baktırmış. Yani rızıkta sorun yaşıyor. Evet. Yani mala karşı çok gösterişli. Şimdi ben bunu izah etmiyorum. Sadece gösteriyorum. Bu ayrı bir ders konusu yani. Nasıl baktırmış. Şimdi Hutuvat-ı Sidde 6 imanın esasına bakıyorsa o zaman Besmele haydi haydi bakması lazım. Bizim tabirimizde yani. Değil mi? Evet. Biz baktıracağız bakalım şimdi. Menfi milliyetçilik. Bu da peygamberlere iman. Ona baktırıyor. 4. 5. Enaniyet yerine acze noksanımızı itiraf ve Kur'an'ın tereşşühatının neşr-ı muhafızası babında hissemize düşen hizmeti yapmak ve hizmetle mükellef olduğumuzu bilerek neticeyi hesaplamamak. Yani bir nevi beşeriyetten çıkmak. Melekler böyle ya. Meleklere baktırıyor. Meleklere imana baktırmış. 6. da ahirete imana baktırmış. Tembellik ve temperverlik yerine vazifedarlık. Ahireti nazara alıp iş yapmak yani. Şimdi bu 6 tane Hutuvat-ı Sidde'yi Hulusi abi
okumuş, eline bu risale geçmiş, dersini nasıl anladı üstada takdim etmiş abi. Ustad da Barla'da koymuş mu? Evet, Barla dergisinden aldım bunu. Evet, Barla'ya koymuş. Barla'da, evet, bunun arkasında üstadın da mektupları var. İzzat diyorlar, üstad Barla'nın evet. Bize... Ki bu Hutuvat-ı Sitte'ye baktırmak çok zordur yani abi. Hakikaten çok zor yani. Çok zor. Hiç alakasız. Hiç. Nereden hani şeye baktırsa, altı esmaya başka bir şeye baktırsa anlarsın da çok zor yani. Yani bu altı tane insanın zayıf noktası var ya Hutuvat-ı Sitte. Yani insanın, insana giriş yolu. Ehli dalalet insanı Müslümanı nasıl avlıyor? Altı tane zayıf yolu var. Yani geç. Şimdi ben bu manada soranlara yani nasıl baktırıyorsun, neye baktırıyorsun? Bir numune olması açısından gösterdim yani. Evet. Ki o manada sorular gelmesin yani, ifhamlar gelmesin. Burada baktırılmış. Nasıl baktırmış? Bir daha okuyalım oraları. Bunu şimdi kapatıyorum. Şimdi bizim dersimiz, şuradan alayım. 14. Lema'nın 2. makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'i binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevken hazırdır. Şimdi bizim birinci anlatacağımız, ben şöyle ayırayım bunları. Şu bir. Şu iki. Ey insan dediğim vakit şu 3 şu 4 şunu da başlıkları çıkardık. Birincisi Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklına uzaktan gördüm. Buradan başlıyor. Ne demek bu? Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de binler sır varmış. Ama burada altı tanesi bahsedilmiş. Neden binler sır var Bismillahirrahmanirrahim'de? Çünkü lafzayı celal var. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de lafzayı celal, esma ve sıfat-ı ilahiyeye bir iltizam delalet ettiğinden dolayı ismi azamdır denilebilir diyor. Bu Mesnevi Nuriye'de şurede geçmiş. Niye binler sır diyor? Çünkü lafz-ı celal var. Bütün isimler Allah'a nispet ediliyor. Ya Cemilü ya Allah, ya Kalibü ya Allah, ya Mücibü ya Allah, işte ya Rahmanü ya Allah, ya Rahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim de binler tane sır varmış yani. Sadece altı tane sır değilmiş yani. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Şöyle ayıracağım. Ne demek bu sönük akıl ne demek? Şimdi Üstad Hazretleri bu 31. pencerede gecede zulümat nasıl nuru gösterir diyor. Gündüzleyin bir ateş yaksan gözükmez. Ama geceleyin bir kibrit çak uzak mesafelerden gözükür. Peki onu gösteren sır ne? O karanlık, gecedeki karanlık yani. Onun gecede zulümat nuru gösteriyor. Şimdi insanın aklı
ne kadar sönük olursa besmelenin rahmet noktasındaki parlak nuru onda o kadar fazla gözükürmüş. Peki ne demek sönük akıl? Bununla ilgili ben bir atıf yapayım. Sayfa 215, 216, 217. Sözlerden okuyorum. 212, 213 burada hep anlatılmış. Cüz-i ihtiyardan dahi vazgeçip, irade-i ilahiye işini bırakıp, kendi hal ve kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek, hakikati tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta senin inayetin az ve zaafıma merhameten elimi tutsun, hem ta senin rahmetin hak ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin, kendi kapısını bana açsın. Şimdi toparlıyor. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, rahmetin nihayetsiz denizini bulmak neymiş? Yukarıda söyledi, cüz-i ihtiyarısından vazgeçmek. Şimdi cüz-i ihtiyardan vazgeçmek, ben artık yemeyeceğim, içmeyeceğim, nefes almayacağım, hava almayacağım demek değil. Peki ne? Sünnet-i seniyenin, irade-i ilahiyenin dışında tercihini kullanmamakmış abi. Sönük akıl buymuş yani. Şurada, şurayı da okuyayım. 215. Evet, zahire müptela olan akıl. Şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile. Üstad Hazretleri başka yerde akıl bir alettir diyor. Burada söyledi, zahire müptela olan akıl. Yani akıl daha ziyade zahirde olan şeyleri tercih ediyormuş. Şimdi burada dedi ki sönük akıl. Demek ki sönük akıl neymiş? Yani okumuş olduğumuz bu 212. sayfadaki noktayı nazara göre sünnet-i seniyyenin ve irade-i ilahiyenin dışında tercihini yapmamak. Üstad Hazretleri ben cüz-i ihtiyarımdan dahi vazgeçiyorum derken bu noktayı nazar kastedilmiş yani. İrade-i ilahi işini bırakıyor yani. Sönük akıl bu. Bu sönük akıl ne kadar fazla olursa besmelenin rahmet noktasındaki sırları o kimseye o kadar görülür, o kadar açılır yani. Şimdi bu 14. sırın 14. lemanın 2. makamın bu besmelenin sırlarını anlatmadan önce ihtar çekilmiş. Bu ihtar çok önemli yani bu sırların anlaşılması için Hasan abi. Birinci sır bu. Sönük akıl olacak yani. Şurada da söyledim. Bir atıf da burada var. Cüz-i ihtiyari denilen o silah-ı insani hem acizdir, hem kısadır, hem ayarı noksandır, icat edemez. Kesten başka hiçbir şey elinden gelmez. İman o cüz-i ihtiyarı Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Yani bir insan irade-i ilahiyenin dışında tercihlerini kullanmazsa, her işini irade-i ilahi bırakırsa bu sönük akıl, bunun aklı dünyevi şeylere, zahiri şeylere çalışmıyor zahirde. Sönük akıl dediği bu. Bu akılda Bismillahirrahmanirrahim'in sırları rahmet noktasında gözüküyormuş. Bu sırları anlamadan önce bu ihtarlar önemli yani. O yüzden üzerinde duruyorum. Birincisi buydu. Sönük akıl. Şu. İkincisi, onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maddeesef şimdilik bu arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Bu ne demek? Şimdi bunda iki tane mana var. Birincisi, nota suretinde kaydetmek istedim diyor ya, iki mana var. Birincisi, nota suretinde kaydetmek demek, bu Mesnevi Nuriye'de söylüyor bunu, kısa kısa cümlelerle kaydetmek demek yani. Uzun bir hakikate kısa kısa cümlelerle kaydetmek, nota suretinde kaydetmek bu. O zaman, bu 6 tane sırrın içinde, hani burada dedi ya 20-30'dan 5-6'ya indi. Bu 6 sırrın içinde o 20-30 tane sır da var yani. Bakmasını bilebilirsen.
Yani öyle bir derc edilmiş ki nota suretinde kaydedilmiş. 20-30 taneymiş. Nota suretinde kaydedilince 5-6'ya inmiş yani. O 6 tane sıra muhatap olabilirse bir insan, onun içinde o 20-30 sır da varmış yani. Çünkü nota suretinde kaydedilmiş. İkinci bir noktayı nazar da şu, neden nota suretinde kaydetmek istedi? 20-30 kadar sırlarıyla o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek. Bakın burası çok önemli. Şimdi buna bir atıf yapayım ben. Bu 10. notada marifet-i ilahiyenin delilleri 3 çeşittir. Öne geçin, geç önünden, öne geçin. Geç. Sonra karış, geç. Sizi kayıtlamasın şey. Geçin. Sana söyle, öne gitsin. Kamera mı? Şimdi 20-30 kadar sırlarıyla onurun etrafında bir daire çevirmek, avlamak ve zapt etmek arzu ettim fakat muvaffak olamadım diyor. Buna ikinci bir noktayı nazar ne demek bu? Bu 10. notada marifet-i ilahiyenin delilleri 3'tür diyor. Su gibi, hava gibi, nur gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ı bir insan tanımak istiyor. Nurun marifetine yetişmek ve bakmak istiyor. Bu 10. notada bu nasıl olacak? Bu anlatılmış yani. Bunun 3 tane yöntemi varmış. Üçüncüsü nur gibiymiş. Yani bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri, Allah'ı tanımak, bilmek varmış ki bunlar nur gibiymiş. Görünürmüş fakat ne hissedilir ne de tutulurmuş. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez. Kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı nur marifetine yetişip bakmak, ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek için 3 tane delil varmış. Üçüncüsü nur gibiymiş. Şimdi birinci bürhanda su gibiydi. Bunlar görünür, hissedilirdi. Bu kısımda külliyetle dalmak gerekiyordu. İkinci kısım hava gibi. Kendini mukabil tutacaksın, tenkit etmeyeceksin. Üçüncü kısım marifet-i ilahiyenin delilleri varmış ki bunlar el ile tutulmazmış, parmaklar ile avlanmazmış. Bunlar kendi kendine gelirmiş yani. Bekleyeceksin. Bunlar öyle kendi kendine geliyormuş. Ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut. Gözünü ona tevcih et. Bekle. Belki kendi kendine gelir. Maddi elini uzatsan kaçar diyor. Şimdi burada Hüsnü Hazretleri dedi ki ben bu besmelenin sırları bana gözüktü. Bunları bir kayıt altına almak istedim. Kaçtı diyor. 5-6'ya indi diyor. Yani bir kısım delil var ki sen onları zevk edeceksin, lezzetleneceksin. Bir kayıt altına aldığın zaman onu belki tam ifade edilemiyor yani. Bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri böyleymiş abi. Konu besmele olduğu için Bismillahirrahmanirrahim'in sırları daha ziyade böyle müteveccüh olmakla, külli bir nazarla, basiret nazarıyla müteveccüh olacak, bekleyecekmişsin, onlar kendi kendine azılacakmış yani. Bu ikinci noktayı nazar da bu. İki noktaya nazar vardı bu ikincide. Nota suretinde kaydetmek kısa kısa kaydettiği için o 6 tane sırın içinde o 20-30 tane sır da var demek. Diğer bir noktaya nazar da neydi? Bu tarz marifet-i ilahiyenin delillerine böyle maddi noktadan değil de kalben, ruhen, basiretle müteveccüh olacaksın, bekleyeceksin. Öyle bunlar açılıyormuş yani. Maddi bir kayıt altına girdiği zaman o zaman kaçıyormuş yani. Şöyle de alabilir miyiz acaba? Buyurun abi. Sonuçta not değil de hani bir devlete nota veriyor ya, biraz cebri, zorlama olarak. Yani nefisi de öyle zorlama cihetinde olabilir mi acaba? Eğer nefis kendi halinde hareket ederse işte bu manalar kaçar gibi. Diyebiliriz abi. Yani sönük akıl noktayı nazarından baktığımız zaman diyebiliriz abi. Değil mi? Evet diyebiliriz. Ama daha ziyade garip manada
Hüsrev Hazretleri'nin notanın ne demek olduğunu Mesnevi Nure'de izah etmiş yani. Nota demiş ki ben uzun uzun hakikatlara kısa kısa nota suretinde kaydettim ki işte yolumu şaşırmayayım, kaybolmayayım diye yani. Ama sizin dediğiniz noktayı nazarda olur yani. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu ihtarlar çok önemli. Bunları sonra bir toplayacağız ne anlatıldı. Şimdi tek tek üzerinde duruyoruz. Birinci de sönük akıl dedik. Sünnet-i seniyye ve irade-i ilahi işini bırakıp başka tercih yapmamak. İki, nota suretinde kaydetmek. Üç, ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Demek ki bu Bismillahirrahmanirrahim'in sırları ey insan dediği için külli bir dersmiş yani. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Kendisi de o dersin içinden hissesini alıyor yani. Yani ey nefsim dememiş de ey insan demiş. Peki şuna bir noktayı nazar. Bu İşaretül İcaz'da sayfa 96. Ey insan diyor ya, ey. Bu ey ne demek? Arapçada ya demek. Üstad Hazretleri bu ya yani ey manasına 4 tane mana vermiş. İşaretül İcaz sayfa 96. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine, ya eyyühennas bu tarz ifadeler var. Ya şimdi okuyacağımız 4 tane manadan birinde kullanılmış veya birkaçında kullanılıyormuş. Bu 4 tane manadan birine geliyormuş o geçtiği yere göre. Bakalım neymiş onlar? Biz bunu bu Bismillahirrahmanirrahim sırlarına tatbik edeceğiz. Buradaki mana okuyacağımız sayfa 96. Ya edatının kullanılması birkaç nükteye işarettir. Bir, teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğuna. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna. Üç, mükelleflerin zaman ve mekence hitabın vakit ve mahallinden uzak bulunduğuna. Dört, insanların derece-i gafletlerine işarettir. Kur'an-ı Kerim'de ya geçen yerde bu 4 tane manadan biriyle kullanılıyormuş. Şimdi konumuz Bismillahirrahmanirrahim. Bu 4 manadan hangisi var? Hepsi var abi. Tatbik edin. 1. Teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğunu. Yani Bismillahirrahmanirrahim demek abi bu bir emanetmiş. Allah mahlukat içerisinde bunu insana emanet etmiş ve bu pek büyük bir yükmüş abi. Mesela biz Bismillahirrahmanirrahim derken melekler onlar da kendilerine uygun tesbihle Allah'ı zikrediyorlar. Melekler Subhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Yani bir şey alırken, bir şey kullanırken İbrahim Aleyhisselam'ın sofrası meşhur. Melekler izin istemişler. Demişler ki senin kulun İbrahim'e bizde bir misafir olun. Cenab-ı Hak bırakmış. İnsan kılığında melekler İbrahim Aleyhisselam'ın sofrasına oturmuşlar. İbrahim Aleyhisselam onların insan olduğunu biliyor ama melek olduğunu bilmiyor abi. Sofraya kurup buyur etmiş. Meleklerden birisi elini nimete uzatırken Subhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh demiş. Yani ruhların ve meleklerin Rabbi eksik ve noksan sıfatlardan uzaktır demiş. İbrahim Aleyhisselam demiş ki o kelamı bir daha söyle demiş abi. Malımın yarısını vereceğim demiş sana. Bir daha söyle demiş. Bir daha söyle ötekin yarısını da vereceğim demiş sana. Şimdi bu Bismillahirrahmanirrahim insan diyor. Er mahlukun kendine göre tesbihatı şeyi var abi. Bu pek büyük bir emanetmiş. Neden? Pek büyük bir ibadetmiş yani. İki, derece-i ubudiyetin mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğunu. Yani daire-i ubudiyet ile daire-i rububiyet arasındaki uzaklığa işaret ediyormuş abi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ubudiyet dairesiyle rububiyet dairesi birbirinden çok uzak olduğuna işaret ediyormuş. Üç, mükelleflerin zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden uzak bulunduğuna. Yani Bismillahirrahmanirrahim de ki bu sırlar var ya, insanlar zaman ve mekanca bu Risale-i Nur'da anlatılan bu 6 sırdan çok uzakmış yani. Üçüncüsü buna işaret. Yani mükelleflerin, insanların zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden
uzak bulunduğuna işaretmiş. Niye ey insan demiş? Kur'an-ı Kerim'de niye ya hitabı varmış? Bundan dolayıymış. Üçüncüsü bu. Yani şu anlatılan manalardan insanlar çok uzakmış. O yüzden ey insan diyormuş yani. Dört, insanların derece-i gafletlerine işarettir. Yani insanlar Bismillahirrahmanirrahim'deki bu sırlardan çok gafilmiş yani. Çok gaflet demiş yani. İşte ey insan dediği zaman ihtar çekti. Ne demek? Buna dört tane mana verdik işaret icazdan. Dört, bu ders kendi nefsime has iken ruhem benimle münasebettar. Bu ne demek? Buna da bir atıf. Ruhen bir kimse üstadla münasebetler olabilir mi? Sayfa. Sayfa 70 Emirdağ'dan. Risale-i Nur'un tezahürü yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil, belki o tercümanın muhatapları ve ders-i Kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanının istidadından çok ziyade o nurların zuhuruna medar oldukları gibi Risale-i Nur'un ve şakitlerinin şahs-ı manevisinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Üstadla münasebetler olmak olabilirmiş. Risale-i Nur sadece tercümanının istidadına, kabiliyetine bakan feyizler değilmiş. O feyizleri talebelerinin istemesiyle Cenab-ı Hak üstada telif ettirmiş. Mesela Ramazan'da Hulusi abi, Hafız Ali abi, ya acaba demişler ki Ramazan Risalesi'yle veya Sünnet-i Seniyye'yle ilgili bir risale var mı? Üstad böyle bir telifi var mı? Üstad diyor ki hiç hatırımda yokken bana diyor Ramazan Risalesi telif ettirildi. Hiç münasebet yokken 11. lema yazdırıldı. Ruhen münasebetler olmuştu. Ruhen ihtiyaçlarını hissetmişler. Cenab-ı Hak da üstada onu yazdı, telif ettirmiş abi. O zaman konuyla münasebetle bağladığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarına biz de ihtiyacımızı ne kadar hissedersek, insanımızın şahsiyeti manevisine ne kadar böyle hisseder olmaya çalışırsak, misaldeki esas ve düsturlara ne kadar riayet etmeye çalışırsak, o zaman ne oluyor? Ruhen münasebettarlık gerçekleşiyor derecesine göre diyebiliriz yani. Ruhen münasebetler olunabilir mi? Şahsıma olunabilir yani. Bu mümkünmüş yani. İhtiyacımızı hissetmek yani. Abi peki sadece üstadla mı? Nasıl yani sadece üstadla derken abi? Yani ruhan münasebet mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ya da başka bir alimlerle olma ihtimali. Yani üstad kendisi de söylüyor. Ruhan benimle münasebetler diyor. Yani Risale-i Nur gafsiyet ve kutbiyetle beraber ferdiyetin masalı. Üstad Hazretleri Risale bana kafi geliyor, size de kafi gelir diyor yani. Başka noktaya olan, nazara olan söyleyebilir. Konuyla münasebetler, soruyla. Dördüncüsü buydu. Ruhen münasebetler olunabilir mi? Olunabilir. Beş, nefsi nefsimden daha hüşyar. Hüşyar demek uyanık demek. Bunu şimdi üstad söylüyor. Şimdi Risale-i Nur ismi hakime mazhar abi. İsmi hakime mazhar olduğu için teşbih yapılmış olmak için bir teşbih. Yani cümle kurulmuş olması için bir cümle. Kesinlikle yok. Aynı ilim, hikmet ve manadır. Yani biz muhatap olmamız gerekiyor yani. Şimdi bunu Üstad Hazretleri söylemiş. Bu cümlede benim iki tane noktayı nazarım var. Yani noktayı nazarı olan söyleyebilir. Ne demek? Üstadın nefsi nefsinden daha hüşyar zatlar diyor. Şimdi buna iki tane mana var. Birincisi, bir insanın nefsi üstadın nefsinden hüşyar olabilir mi? El cevap bence olamaz yani. Ama üstad diyor ki nefsi nefsinden daha hüşyar. O zaman buna bir tevil gerekiyor. Bir mana verelim bakalım doğru mu olacak, yanlış mı olacak abi? Şimdi çok zengin bir insan düşünelim. Bu çok zengin bir insan
100 milyar yardım yaptı. Bir tane de asgari ücretle çalışan bir insan düşünelim. Kıt kanaat geçiniyor, belki geçiniyor, geçinemiyor abi. Öyle bir durumda ihtiyacını görmüş olduğu birine 50 lira veya 10 lira verdi. Şimdi öyle bir duruma baktığımız zaman o 10 lira verenin nefsi 100 milyar verenin nefsinden daha hüşyar, daha uyanık yani. Bak buna bir misal. Şimdi Hatemi Tayyi cömertliğiyle meşhur. Uzun bir seyahatte işte atları kaçmış, yolda kalmışlar. Karşılarına bir baraka çıkmış. Barakada birisi var. Bunları hemen buyur etmiş. Hoş geldiniz demiş. İşte bunlar yolda kaldıklarını söylemişler. Demiş ki hangi kabileden geliyorsunuz? Falanca kabileden geliyorum demiş. İşte kaç gündür yoldasınız? İşte birkaç gündür yoldayız. Siz demiş bir oturun içeri. Oturmuş o ara o kabile de sadece hani devenin ciğeri var veya keçinin bir yanı ciğeri oluyor ya, sadece onu yiyorlarmış yani. Onu yemesiyle, onu yemek yapmasıyla meşhur bir kabilmiş. O adamın da 4 tane hayvanı varmış. Bunlar da o kabiledenmiş ya. Hemen o hayvanları kesmiş. Onun ciğerini almış, böbreğini. Hemen kebap yapmış. Getirip adamların önüne koymuş. Bunlar da yemişler, sularını da içmişler. Şimdi yola çıkacaklar, devam edecekler. Hatemi Tayyi o adama sormuş. Demiş ki sen ne iş yapıyorsun? Demiş ki ben demiş sütçülükle uğraşıyordum. Demiş uğraşıyordum. 4 tane hayvanım vardı. Siz geldiniz. O 4 tane hayvanı da size kestim. Artık demiş şu anda bir iş yapıyorum ama sütçülükle uğraşıyordum demiş. Yani niye kestin sen bu hayvanı? Böyle böyle demiş yani siz o kavimden geldiniz. Biliyordum ben sizin sadece bu eti yediğinizi. Hatemi Tayyi gitmiş abi. Buna 500 tane o hayvandan göndermiş yani. Şimdi Hatemi Tayyi'ye sormuşlar. Böyle 3-4 tane rivayet var. Risale'de bu manada bir rivayet var. Senden daha meşhur, daha civanmert birini kimi buldun? Demiş ki o 4 tane hayvanını bizim için kesen benden daha cömertti demiş yani. Niye demiş? O demiş malının hepsini verdi. Ben ise malımın cüzünün cüzünü verdim demiş. 500 tane hayvan göndermiyor. Malının cüzünün cüzü. Şimdi kimin nefsi daha hüşyar, daha uyanık? Hatemi Tayyi'nin mi yoksa o adamın mı? Hatemi Tayyi'nin değil, ötekinin. Yani o durumda. Şimdi nefsi nefsinden daha hüşyar zat dediği için Üssü Hazretleri. Bu ne demek oluyor? Yani Üssü Hazretleri tecritler içinde böyle kimseyle görüşmezken bu manalar açılmış ya abi Besmele'nin sırları. Ahir zamanda bu derdi maişet, bu felsefe, bu siyaset, bu kadar günahlar içerisinde bu manalara müteveccüh olmak, bu manalarla uğraşmak, bu manalara muhatap olmak, anlamak, yani öyle anlaşılıyor. O kimsenin nefsini kendi nefsinden daha hüşyar görüyor abi. Bilmiyorum oldu mu yani. Yani nefsi nefsinden daha hüşyar. İki tane mana var. Birisi üstadın nefsinden bir kimsenin nefsi uyanık olabilir mi? Aslın şeyi o yani. İmam o. El cevap olamaz. Ama öyle demiş. O zaman mana vermek gerekiyor. Tevil gerekiyor. Yani. Dedik. Şuraya 6 yapalım. Altı yazdı bas. Ha, altı yazdı bas. Abdullah Mitten kalma olduğu için bilse. Altı neymiş? Şimdi bunlar önemli. Bu ihtarlara dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlatırken bunlara müracaat edeceğiz yani. Altıncısı neymiş? Müdakkik kardeşlerim. 14. lamanın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Şuna da 7 yazayım. Bunu da yazdım. Ne demek şimdi müdakkik olmak? Abi. Şimdi müdakkik olmak dikkat. Şimdi nasıl insanda göz var, işte kulak var, dil var, burun var. Bunlar maddi. Bir de manevi vücutlar var. Manevi duygular var. Kalp var, ruh var, sır var, hafi var, ahva var.
Şimdi bir de dikkat var, dikkat. Dikkat de insanda bir latife abi. Lafızdan manayı dikkat alıyor yani. Manalar lafızda nazlıdır, gizlidir diyor Üstad Hazretleri. Mehir ister diyor. Dikkat mehrini ne kadar fazla verirsen lafızdan manayı o kadar çok çıkarırsın. Şimdi dikkat bizde bir latife. Bu lafızdan manayı o alıyor yani abi. Zahir esbab noktasında. Evet Allah veriyor ama sen dikkatli olacaksın. Dikkat iki şekilde toparlanıyor. Bir, kesretten tecerrütle. Şimdi bir terpler var, bir de tecerrütler var. Terpler afakidir, tecerrütler enfüsüdür Hasan abi. Yani terk ediyorsun, terk edeceksin. Mesela diyelim ki bir insan işini terk edebilir mi? İşini terk edemez ama kalben ondan tecerrüt edebilir. Çalışacaksın yani. Rızkını arayacaksın. Ama ondan tecerrüt edebilirsin. Ama bazı şeyler var ki hakikaten terk etmek gerek. Mesela haberleri terk edeceksin. Siyaseti terk edeceksin. Terk etmesen tecerrüt olmuyor. Şimdi dikkat iki şekilde toparlanıyor. Bir, terplerle, kesretten tecerrüt. Bunlarla senin dikkatin toparlanıyor. Çünkü çok böyle şeyle uğraşırsan dikkat dağılıyor. İkincisi de risalınla meşgul olmak yani abi. Dikkat iki şekilde toplanır. Bir, terpler, tecerrüt ile. İkincisi de çok meşgul olmak yani. Okumak, takip etmek. Hani dedik ya marifet-i ilahiyenin delilleri vardı. Üçüncüsü neydi? Teveccüh ediyorsun, bekliyorsun, onlar kendi kendine açılıyor. Bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri böyleymiş yani abi. Müdakkik olmak bu. Yani dikkatli kardeşlerime havale ediyorum diyor Üstad Hazretleri abi. Dikkat nasıl toparlayacağız dikkatimizi? Kesretten tecerrüt. İşte terklerimizi yapacağız. Bir de meşguliyetlerimizi yapacağız. Derslerimizi takip edeceğiz. Okumalarımızı takip edeceğiz. Müzakere müteala. İki şekilde toparlanıyor. İhtardaki 6. madde buymuş. 7. madde bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Şimdi bu demek değildir ki bu risalede akli deliller yok, mantıki bürhanlar yok. Çok var bu 14. lemanın 2. makamında, Besmele'nin sırlarında. Peki bu ne demek? Şualar var mı? Ne demek akıldan ziyade kalbe bakar? Bu sayfa 759'da insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle kalbi de rahimiyetin tecelliyatı ile nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüh eder. Yani insanın nefsi Rahman ismiyle besleniyormuş. İnsanın kalbi Rahim ismiyle besleniyormuş. İnsanın aklı Hakim ismiyle besleniyormuş, telezzüh ediyormuş. O zaman bu ders akıldan ziyade kalbe bakar demek, Hakim isminden ziyade Rahim ismine bakar demek yani. Zaten başta söylüyor, rahmet noktasında diyor. Yani bu risalede akli deliller de var, mantıki bürhanlar da var. Peki ne demek akıldan ziyade kalbe bakar? Hakim isminden ziyade Rahim ismine bakar. Delilden ziyade zevken hazırdır. Yani bu Besmele'nin sırlarını 14. lemanın 2. makamındaki sırlar bunlar zevk edilecekmiş yani. Peki niye zevk edilecek? İşte 10. notanın 3.'sü abi. O nur gibi de bunu söylüyor. Yani bunlara teveccüh edeceksin, bekleyeceksin. Aklını, kalbini, manevi letaifini müteveccüh edeceksin. Bunları zevk edeceksin, telezzüh edeceksin diyor Üstad abi. Namaz. Bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri böyleymiş. Namaz gibi. Yani duruyorsun, teveccüh ediyorsun, daha karışmıyorsun. Evet. Yani mesela diyelim ki Hasan abi, sizin mesela çok kalbinizde mana var ki, çok mesela anlatmamışsınız yani. Ya ifade edememişsiniz kendi noktayı nazarından, veyahut da karşı tarafı uygun görmemişsiniz yani. Ama ne yapıyorsunuz? Siz onunla lezzetleniyorsunuz, zevkleniyorsunuz yani. İşte bu besmelenin sırları delilden ziyade
zevke nazırmış. Yani insan bu manaları lezzetlenecekmiş. Zevklenecekmiş yani. Yoksa delil çok var yani bu sırlarda deliller çok var. Aklı, mantıki bürhanlar çok var. Ama daha ziyade böyleymiş yani. Delilden ziyade zevke nazırmış. Şimdi okuduk. Bu iftarları toparladım. Kaç tane maddemiz vardı? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 7 taneyi niçin anlattı? Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamadan, okumaya geçmeden önce bunlar zeminmiş. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in zemini bunlarmış yani abi. Bu zeminde bu besmelenin sırları anlaşılacakmış, lezzetlenilecekmiş, zevklenilecekmiş yani. Sırlar bunlarmış. Zemin bu yani. Mesela uçak niye Yeşilköy Havaalanı'na iniyor, Zeytinburnu'na inmiyor? Değil mi? Niye işte Gazi Osman Paşa'ya inmiyor da Yeşilköy'e gidiyor? Orada zemin var, o zemine iniyor. Peki Bismillahirrahmanirrahim'in zemini neymiş? Kime inermiş yani bu manalar, bu anlattıkları? Bu 7 tane zemindeki kimseye yani. Şimdi 5 dakikamız oldu. 6 tane sır var. Şimdi dersimiz yeni başlıyor. Hemen böyle terlemeyin. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbirinin içinde birbirinin numunesini gösteren 3 sikke-i rububiyet var. Şöyle yapayım. Şimdi kainat, arz ve insan. Şimdi sima diyor. Malumunuz Hasan abi sima derslerini çok yapmıştı. Şu görmüş olduğunuz surette. Bu suretin üzerinde gözükenler, kalp ve ruhtan bu tarafa gelenler, buna sima. Benim hatırımda kalan söylüyorum. Bu suret, bir de sima var. Suret, yediğimiz, içtiğimiz gıdalarla şekillenirken, sima ise İslamiyet'in emir ve yasaklarına riayet edip etmemen şeklinde bizde tezahür ediyor. Mesela adam utanıyor. O kalbindeki utanmak yüzündeki kızarıklık olarak gözüküyor yani. Kalbindeki o manaya, hissiyata göre onun siması belirleniyor. Şimdi kainat, arz, insan suretinde değilmiş. Simasında gözükenler varmış abi. Bunlar birbiri içinde birbirinin numunesini gösteriyormuş. 3 sikke-i rububiyet var. Şimdi bu sikke demek, lügat manasını vereyim. Lügatta, lügat olarak damga olarak geçiyor. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da her şeyden bir şeyi, bir şeyden her şeyi yapmak ona mahsus bir sikkedir diyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi kainat, arz ve insan simasındaymış. Bu üçü birbirinin içindeymiş yani. Birbirinin numunesini gösteriyormuş abi. Mesela bir ağaç düşünelim. Bir meyve düşünelim. Bir de meyvenin çekirdeği var. Üç tane. Ağaç, meyve, meyvenin içindeki çekirdek. Şimdi ağaç meyveyi çekirdeği içine alıyor. Meyve ağacı ve çekirdeği içine alıyor. Çekirdek meyveyi ve ağacı içine alıyor. Yani bir insan ağaca baksa bunun ne ağacı olduğu hakkında kanaati hasıl olur. Veya meyvesine baksa veya çekirdeğine baksa Cenab-ı Hak öyle bir terbiyecilik yapmış ki ağaç, meyve ve çekirdeği üçünü birbirinin içine koymuş abi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim de Cenab-ı Hak öyle bir dert etmiş ki kainat, arz ve insan. Bu birbirinin içindeymiş, birbirinin numunesini gösteriyormuş. Yani bir insan kainata baksa, arza ve insandaki tasarrufatı mana verebilir bakmasına göre.
veya sadece insana baksa veya sadece arza baksa o rububiyeti görebilirmiş. Geniş nazarlı olabilirse. Yani nasıl çekirdeğin içinde meyve var, ağaç var, ağacın içinde meyve var, çekirdek var. Bunun gibi diyebiliriz. Bu üçü Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini birbiri içinde gösteriyormuş yani abi. Birisi kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanük, tecavütten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Şurası. Şimdi bu ne demek? Önce cümle cümle gidelim. Heyet-i mecmua ne demek? Heyet-i mecmua. Şimdi Risale-i Nur'da cüz, kül, cüz'i, külli var. Cüz parça demektir. Külli bütün demektir. Cüz'i fert demektir. Külli nev demektir. Heyet-i mecmua ise hepsinin içine alıyor. Cüz, kül, cüz'ü, külli, heyet-i mecmua hepsinin içine alıyor. Şimdi kainatın heyet-i mecmuasında ne varmış? Yani cüzünde, cüzisinde, külünde, külisinde teavün. Teavün yardımlaşmak, tesanüt dayanışmak. Bunlar hep lügatla gidiyoruz. Yani verebildiğimiz kadar makam münasebetiyle zikrediyorum. Teavün, tesanüt, teanük, tecavüp birbirine cevap vermek. Bunlar varmış yani. Şimdi Bismillah yani Allah isminin kainatın heyet-i mecmuasına. Şimdi uluhiyet onu da söyleyelim. Uluhiyet Üssü Hazretleri Ayet-el Kübra'nın ikinci makamında uluhiyeti mabudiyet olarak almış. Allah bütün mahlukatı kendisine ibadet ettiriyor. İtaat ettiriyor. Üssü Hazretleri buna uluhiyet demiş. Yani Allah isminin uluhiyetin Allah Celle Celaluhu'nun mahlukatın mabudiyeti olma noktasında bütün mahlukatı kendine itaat ettirme noktasında en büyük alamet, damga neymiş? Kainatın heyet-i mecmuasındaki cüzünde, külünde, cüzisinde, külisinde bunları birbirine yardım ettirmesiymiş, bunların birbirine dayanıştırmasıymış, bunların birbirine sorunlarına, cevaplarına, işte sorularına cevap verdirmesiymiş. Bu uluhiyetin en büyük sikkesiymiş yani. Yani kainata baktığımız zaman bakıyorsun ki güneşle sivrisineğin gözü arasında bir münasebet var. Sivrisineğin gözünü kim halkettiyse, değil mi? Güneşi dahi o halketti. Pirenin midesini kim tanzim ettiyse Manzume-i Şemsi o yaptı. Yani bu Allah ismi uluhiyetinin, mabudiyetinin en büyük alameti olarak mahlukatın heyet-i mecmuasını birbirine yardım ettiriyormuş. Birbirine cevap verdiriyormuş. Birbirine tesanüt ettiriyormuş. Uluhiyetinin, Allah isminin, yani Allah'ın mabudiyetinin, uluhiyetinin, mahlukata itaat ettirmesinin en büyük alameti buymuş yani. Heyet-i mecmuadaki birbirine yardım ettirmek. Teanüt, teavün, tesanüt, teanüt, tecavütmüş yani. Uluhiyet burada mabudiyet manasında. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in birinci sırrını anlatacağız. Şimdi bakın daha sırrı anlatmıyor. En sonda söyleyecek. Yani Besmele'deki birinci sır ne? Şimdi dikkatle dinleyelim. Kainatın heyet-i mecmuasında birbirine yardım varmış. Allah bütün sistemi birbirine dayanıştırma yapıyormuş, yardımlaştırıyormuş. Bu kainatın bakın suretinde demiyor, simasında oluyormuş yani bu abi. İki, küre-i arzın simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahürden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Şimdi kainat Bismillah dedi. Cenab-ı Hak küre-i arzın simasında da bütün mahlukatın tedbir ve iradesinde, terbiyesinde birbirine uygunluk, birbirine benzemeklik, düzenlilik, insicam, intizam varmış. Bu Rahman isminin kainattaki en büyük damgası, alameti buymuş. Allah bütün mahlukatın terbiye ederken
bu terbiye ve idare birbirine benziyormuş, birbirine bakıyormuş yani. Yani Allah Celle Celle bütün mahlukatı yaratmış, hepsine göz vermiş, hepsine kulak vermiş, hepsine mide vermiş, hepsine el vermiş. Üstad Hazretleri işaret edeceğiz de mikroskopla ancak büyütebildikten sonra görülebilen hayvan yanındaki arkadaşının sesini işitiyor diye abi. Eli var onun, gözü var yani. Allah ona göz yapmış yani. Mesela 70 ton ağırlığında bir balina var. Allah ona mide yapmış, göz yapmış yani. Mikroskopla ancak görülebilen hayvana da Allah göz yapmış abi. El vermiş ona, ayak vermiş yani. Rahman isminin küreye arzdaki en zahir alameti neymiş? Mahlukatın tedbir ve iradesindeki birbirine benzemeklik, birbirine uygunlukmuş yani. Rahman isminin en büyük alameti, sikkesi buymuş abi. Murat abi, şimdi kainat ve arz, bunlar cüz ihtiyarları yok. Buna evet. Karar veremezler. Evet. Peki, insan kainatı ve arzı şekillendiriyor diyebilir miyiz? Yani yaptığımız hareketlerle, fikirlerle. Abi şimdi geliyoruz ama sorduğunuz sorunun cevabı gelecek. Şimdi şu demekten sonra şurayı da okuyayım inşallah abi. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Evet, bu anlattıkların hep sima sima diyorsun ama anlattıkların hep surette gibi benzerlik gibi sanki geldi. Suret aynı. Mesela dağlar aynı, ağaçlar aynı. Onların üzerinde Cenab-ı Hak simayı değiştiriyor. Yani bu simayı insan değiştiriyor. Çünkü bu biz karar veriyoruz. Onlar hep sabit. Onlar itirazları edemezler. İtiraz edebilir mi? Evet. Dünya, kainat. Hep onlar emir kulu. Evet. Bize vazife de. Yani biz şekillendiriyoruz aslında simayı değil mi? Bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz, evet, hareketlerimiz. Şimdi abi dediğiniz gelecek. Ben orada söyleyeceğim. Sizin sorunuza cevap vereceğim abi. Gafur abicim. Orada cevap vereceğim. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyay-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Şimdi kainat Bismillah diyor. Küre-i arz Bismillahirrahman diyor. İnsan Bismillahirrahmanirrahim diyor. Şimdi insanın mahiyeti camiasında çok ince şefkat ve çok dekaik-i şefkat, letaif-i refet. Yani Cenab-ı Hak insana o kadar şefkat ediyor, o kadar merhamet ediyor ki kainat ve küre-i arzda ne varsa insana bakıyormuş. O kadar ince hissiyatına müracaat ediliyormuş. Dakik şefkat ediliyormuş yani abi. Kainat ve küre-i arzda ne varsa insana bakıyormuş yani. Bu da Errahim'e bakıyormuş yani. Yani insana öyle şefkat ediliyor ki, öyle bakılıyor ki, terbiye ediliyor ki kainat ve küre-i arz ona bakıyormuş yani. Üstadımız işaret edeceğiz de söylüyor. Bu kainat insan için diyor abi. Peki insan ne için? O da Cenab-ı Hakk'a muhatap için yani. Cenab-ı Hak için abi. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak yani. Şimdi bu üçünü anladık değil mi abi? Şimdi Besmele'nin sırrına geçiyor. Besmele'nin sırrını anlamak için bu üçünü bilmemiz gerekiyormuş. Demek diyor. Yukarıdaki manaları nazar alın. Bismillahirrahmanirrahim demek. Yani yukarıda anlattığım üç tane sır var. Sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır abi. Yani kainat, küre-i arz, insan vardı ya, bu üçü birbirinin içindeydi ya. Bismillahirrahmanirrahim de sahife-i alemde, yani şu görmüş olduğumuz alem sayfasında nurani bir satır teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim de kainat, küre-i arz ve insanı içine alıyormuş abi. Bismillahirrahmanirrahim. Üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Ehadiyet neydi? Vahidiyet. Umumi, ehadiyet hususi. O umumi tecellinin bir yerde gözükmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kainat, küre-i arz ve insanı içine alıyormuş. O üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıymış. Ve kuvvetli bir haytıymış ve parlak bir hattıymış abi. Yani Cenab-ı Hak öyle bir kainat yapmış ki
o kainatın ifade edilmesini isim noktasında insana bırakmış abi. Bismillahirrahmanirrahim genel manada ki sistemin adıymış abi. Mesela adam telefon yapmış. Yani camı bir araya getirmiş, kılıfı bir araya getirmiş, içine çip takmış. Bir sürü işlemlerden geçirdikten sonra buna bir isim takmış. Allah kainat, küre arz ve insanı yapmış. Ve bu sistemin ismine Bismillahirrahmanirrahim koymuş abi. Öyle bir sistem yapılmış ki kuvvetli bir haydıdır, parlak bir hattıdır. Hepsi birbirine bağlıymış ya. Yani. Şimdi bunu anlatmak için bir misal. Şimdi insan kainatın küçültülmüş örneği. Değil mi? Kainatta ne varsa insanda. Şimdi benim hangi cüzümden çekersen çek. Mesela parmağımdan çek, kulağımdan çek, saçımdan çek, ayağımdan çek. Diğerleri de beraber gelir mi? Gelir. Mesela çek bakalım hepsi gelir yani. Şimdi kainat da böyleymiş. Allah öyle bir kainat küre insan birbirine bağlamış ki sen kainatın hangi cüzünden çekersen çek abi o da beraber gelirmiş yani. İşte Bismillahirrahmanirrahim o üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıymış yani. Sistemin adıymış abi. Mesela ben hasta tedavi edersem doktor olurum. Elbise dikersem terzi olurum. O ünvanı alıyorum yani. Bismillahirrahmanirrahim neyin ünvanıymış? Birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıymış. Yani sistemin adıymış abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani insanı çektiğin zaman bütün alem peşinden geliyor. Evet. İnsanı tek çıkartamıyorsun. Yani her şey öyle. Yani kainattan bir şey çıkaramazsın. Havayı çıkaramazsın, güneşi çıkaramazsın, şeytanı çıkaramazsın, örümceği, sineği bir şey çıkaramıyor. Bütün yani kainat. Ekoloji dediğimiz o fotosentez dediğimiz o şey var ya abi hayat dediğimiz bir bütünmüş yani. Bismillahirrahmanirrahim o sistemin adıymış. Şimdi sual ben anlamadım bunu. Yani diyor bak izah ediyor şimdi. Yani şurası abi. Şurası. Anlamadık. Yani deyince bak şimdi ne diyecek? Diyecek ki yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere-i kainat ve alemin nüshayı nüsharası olan insana ucu dayanıyor. Allah bütün her şeyi, kainat, küreyazda ne varsa insana bağlamış abi. Ne varsa insanla manalanıyor. Ferşi arşa bağlar, yeri arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Şimdi burada insani dediği için, insan demedi. İnsani dediği için insani arşa çıkmaya yol şöyle bir mana oluyor. Şimdi arşın lügat manası ne? Arş lügatta tasarrufat merkezi olarak geçiyor. Arş. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de arş demek evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin hülasasıdır diyor arş. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul olmuş kainatın meyvesi ve misail müsaadesi olarak insana ucu dayanmış ya o zaman dayanınca bu insan Bismillahirrahmanirrahim derse ferşi arşa bağlıyormuş, insani arşa çıkmaya bir yol oluyormuş. Yani o bizim hani o gaybdaki o arş tasarrufat merkezi var ya, o insan oluyormuş yani. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. O zaman insan evvel, ahir, zahir, batın ne varsa kendisinde gösterebilirmiş. Şimdi benim cesedimi ayakta tutan ne? Ruh. Ruh olmasa bu ceset ayakta durur mu? Bu kainat bir cesettir. Bismillahirrahmanirrahim onun ruhudur abi. Bismillahirrahmanirrahim yani ferş arşla bağlanmasa bu kainat devam etmez yani. Bismillahirrahmanirrahim ferşi arşa bağlıyormuş. İnsani arşa çıkmaya bir yol oluyormuş. Şimdi bu birinci sırrı bir cümleyle özetliyorum. Ne anlatılmış birinci sırda? Baştan beri geldi. Şuradan beri geldi. Birinci sırda ne anlatılmış? Birinci sırda enfüsi ve afaki insan olmanın sırrı, terakkiyat sırrı anlatılmış abi. Afaki ve enfüsü. Yani kainatlı ve küreyazda gördüğün hakikatleri insanda görürsen afaki önce insanda görüp sonra küreyazda ve kainata çıkarsan bu da enfüsü etmiş. İnsan olmanın en kısa yolu Bismillahirrahmanirrahim demekmiş abi.
Bismillahirrahmanirrahim'in birinci sırrında ne anlatılmış? Yani hangi sır varmış? İnsan olma sırrı varmış yani. Yani bir insan, şuradan okuyayım. Şimdi bir insan kainatın heyeti mecmuasına baksa, bütün sistemi görse, dese ki Allah güneşle sineğin arasında münasebet kurmuş, bu sistemi yapan yani. Pirinin midesiyle manzume-i şemsiye arasında bir münasebet var, bir teavün var, bir tesanüt var dese, küre-i arıza baksa ki böyle, Allah bütün mahlukatı terbiye ederken, idare ederken aynı kanuniyeti kullanıyor. Değil mi? Hepsine rızık veriyor, hepsine el veriyor, hepsine havadan istifade ettiriyor. Ve de bir kimse böyle görse, kainatta ve küre-i arzda ve bunun her şeyin kendisine baktığını görse, o kimse insan oluyormuş yani. Arş demek, tasarrufat merkezi demek, kainat, küre-i arzda ne yapılıyorsa, o tasarrufat merkezi insanmış, sizin sorunuzun cevabı bu abi. Yani insan Bismillahirrahmanirrahim deyip, deminden beri anlattığımız manaları görürse arş oluyormuş yani. Neyin arşı oluyormuş? Evvelin, ahirin, zahirin, batının arşı oluyormuş yani. Bismillahirrahmanirrahim'deki birinci sır neymiş? Afaki ve enfisi terakkiyat sırrı anlatılmış abi. Peki bu hangi iman esasına bakıyor? Hangi esmaya bakıyor? Bu hani biz başta hatırlarsanız Hulusi abinin şeyini okumuştuk ya. Şurada değil mi? Bak açtım onu. Ne yaptı? Hubbu cah yerine Allah'a iman. Yani hubbu cahı Allah'a imana baktırdı. Şimdi sonra şurada dedi ki şuradaydı. Mesela bir insan enaniyetten sıyrılırsa, aczini farkını takınırsa burada diyor ki beşeriyetten çıkar, bu insan melaikeye benzer diyor. Melekler enaniyet yapmazlar, aczini farkını gösteriyor ya. Şimdi bu Besmele'nin birinci sırlarında enfüsi ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış ya abi. Hangi esmaya bakıyor? Önce onu söyleyelim. Şimdi iki tane noktayı nazar var. Belki başkası da başka baktırabilir. Çünkü Esma-i Hüsna kişiden kişiye göre değişir. Şimdi İmam Ali radıyallahu anh'ın altı tane esması var. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakimun, Adnun, Kuddüs. İmam Ali radıyallahu anh'a göre birinci sır fert ismi bakıyor abi. Üstad Hazretleri ise izah ederken 30. lemada Kuddüs'ten başlamış. O zaman noktayı nazar üstada göre olursa birinci sır Kuddüs ismine bakıyor, esmasına bakıyor. İmam Ali radıyallahu anh'a göre olursa fert esmasına bakıyor. Peki hangi iman hakikatine bakıyor? Hulusi abiye göre olursa meleklerin imana bakıyor. Çünkü insan ve hangi esmaya bakıyor? Üstada göre Kuddüs. Yani bir insan beşeriyetten sıyrılıp insan olması nispetinde değil mi abi? Temizleniyor, Kuddüs ismine mazhar oluyor ve de bir nevi melaikeye benziyor. Yani birinci sır meleklere iman hakikatine bakıyor abi. Birinci sır. Birinci sırda ne anlatılmış? Bir cümleyle özetlersek enfisi ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış. Birinci sırda yani. Hangi esmaya bakıyor? Üstada göre Kuddüs, İmam Ali radıyallahu anh'a göre fert. Hangi iman esasına bakıyor? Meleklere iman yani. Soru sormak isteyen sorabilir. Bir bakayım ben kaç dakika oldu. Burada durun, bir saatimiz geçti. Bunu artık devam ederiz. Müsait. Yalnız sıralar, şöylese, yani şöyle sıralayayım ben. Evet. İkinci sır hangi çok iyi, tamam, çok esmaya, abi, hangi iman, evet, esasını anlatmadan okuyayım. Şimdi anlatmadan. Böyle hulasa geçiyorum hemen. Şimdi Besmele'nin sırları var. Ben ihtarın üzerinde çok durdum ki önemli olduğu için. Yani dersin büyük bir bölümünü o teşkil etti. Önemli olduğu için yani Besmele'nin sırlarının zemini onlarmış, o yedi tane madde. Şimdi altı tane sır, yani Bismillahirrahmanirrahim'de altı sır varmış. Birincisi neymiş? Afaki ve enfüsü terakkiyat sırrı anlatılmış. İnsan olmanın sırrı anlatılmış yani. İnsan bütün evvel, ahir, zahir, batın
sistemi içine alabilirmiş. Bismillahirrahmanirrahim'de bu sır varmış yani. İnsan bunu yaşayabilirmiş. En kısa yoldan terakkiyat sırrı anlatılmış. İki, ikincide de ikinci sırda ne anlatılmış? Bir cümleyle özetliyorum. En kısa yoldan Allah'ı tanıma sırrı anlatılmış. Marifet yani abi. İki de marifet. Kur'an-ı Kerim hadsiz kesreti mahlukat içerisinde tezahür eden vahidiyet içinde akılları boğmamak için vahidiyet içindeki ehadiyeti nazara vermiş. Yani Allah'ı tanımanın en kısa yolu Bismillahirrahmanirrahim'in içinde varmış abi. Ve de Kur'an-ı Kerim bunu ders veriyormuş yani. Kur'an-ı Kerim de bu çok varmış yani. Bismillahirrahmanirrahim de bu hakikatin en kısa bir yoluymuş abi. İkincisi ne? Allah'ı tanımanın en kısa ve kolay yolu. İkinci sır bu. Bismillahirrahmanirrahim içinde varmış. Üçüncü sır ne? Bir dakika. İkinci sır hangi esmaya bakıyor? İkinci sır hangi esmaya bakıyor? Çok güzel. Üstada göre adıl abi. İmam Ali radıyallahu anh'a göre hayyun. Hay. Şimdi bunların geniş izahları var. Noktayı nazar hangi iman esasına bakıyor? Hangi iman esasına bakıyor? Allah'a iman. Birincisi meleklere imana baktırdık. İkincisi Allah'a iman. Üstada göre adıl. Çünkü adalet hak sahibine hakkını vermektir abi. Allah bu kadar mükemmel bir insan yaratmış. Maddi manevi cihazatla. O insanın hakkıdır ki Allah'ı tanısın abi. Yoksa insan boş gider yani. Evet. Hazreti Ali niye böyle demiyor? Böyle demiş abi. Böyle demedi diyorsun. Yok yani o, onun sıralamasına göre. Hazreti Ali görürsek deriz. Üçe geç. Üçüncü sır. İkinci esma. Şeydir. İnkişafat-ı ruhiye göre değişiyor. Evet. O yüzden yani şudur diyemiyorum. Mesela ben kendim hiç onlara bakmadan farklı değişir. Kim yapsa farklı değişir yani. Sen farklı düşündün mü? Mesela Hasan abininkini görmüştüm ben, o da farklı. Yani daha önce görmüştüm de abi. Evet. Farklı farklı yani. O duruma göre değişiyor. Sana göre kim olur? Öyle mi sana? Abi. Musa aleyhisselam bir gün şeytana demiş ki abi, bana bir sır söyle demiş yani. Bana bir sır söyle. Şeytana demiş. Tur-i Sina'ya giderken şeytan karşısına çıkmış. Demiş ki bana bir sır söyle. Şeytan demiş ki ben deme ki ben gibi olmayasın demiş. Bir sır vermiş öyle abi. Ben deme ki ben gibi olmayasın demiş yani. Gaflette bulunmuş. Adamın birisi varmış böyle biraz bir tane bize verelim de. Şimdi bir tane derviş varmış abi. Bu derviş böyle bir arkadaşının yanına gidiyor. Arkadaşı da şeyh yani. Tarikatta, hilafetten bir rütbe almış. Bir şey posta oturmuş böyle. Derviş gitmiş arkadaşının yanına. Arkadaş ona buyur etmiş, oturmuş, yemek yemişler, sohbet etmişler. O ara ezan okunmuş. Ezan okununca o şeyh dervişe demiş ki hadi namaz kılalım, kılalım demiş. Allahu Ekber demişler. Namazı tam böyle selam verecek. O şeyh ya bunun abdesti yoktu demiş ya. Bu abdesti de namaz olmaz ben. Namazı bitireyim de söyleyeyim ona sen abdest namaz kılar abdest olmaz diye. Namazı selam vermiş. Demiş ki ya böyle böyle sen abdest almadın demiş ya. Abdestsiz namaz olmaz. O derviş demiş ki sen dedin namaz kıl dedin namaz kıldık. Abdest al deseydin abdest alırdık. Yani şunu demek istiyoruz abi. Hiç yapmadığı bir şeyi dostu için yapmış abi. Yani böyle bir şey yapmış yani. Üçüncü sır neymiş? Ne anlamadım şimdi? Doğrunun sırrını da alalım. Üçüncü sır da... Kulasa et bize. Ne üçüncü sır da... Bir cümleyle. Cenab-ı Hakk'ın rahmet şunatı anlatılmış abi. Şunat neydi? Üst Hazretleri tabirinden aciz oldu. Bu şunatın ifade ettiği mana, şunat ilahiyenin, bu üçüncü sırda varmış abi. Rahmet noktasında. Zaten Üst Hazretleri hatırlarsanız 24. mektupta ikiye ayırmış. Lezzet-i Mukaddese değil mi? Bir de Muhabbet-i Münezzehesi. Bu üçüncü sır o ikisini cem etmiş abi. Yani üstad tabirinden aciz olduğumuz diyor ya abi. Hani dedi ya delilden ziyade zevken hazırdır. Yani bu şunat sırrı rahmet noktasında Bismillahirrahmanirrahim içinde varmış. Yani
Bismillahirrahmanirrahim içinde öyle bir şey var mı? Rahmet noktasında tabirinden aciz olamayabilir insan yani abi. Böyle bir sır var. Üçüncüsü rahmet şunatı anlatılmış yani. Bismillahirrahmanirrahim'in içinde bu sır varmış yani. Şunat sırrı varmış abi. Bir, enfüsü ve afaki terakkiyat sırrı anlatıldı. İki, en kısa yoldan marifet, Allah'ı tanıma sırrı anlatıldı. Besmele'de vermiş. Üç, rahmet şunat sırrı Bismillahirrahmanirrahim'in içinde varmış yani. Peki bu hangi esmaya bakıyor? Hangi iman hakikatine bakıyor? Bu haşre imana bakıyor. Çünkü üsadetleri haşrin en büyük delili rahmettir diyor abi. Hatırlarsın çok külliyatta geçiyor. Haşrin en büyük delili rahmettir. Hangi iman esasına bakıyor? Haşre imana bakıyor. Hangi esmaya bakıyor? Üsa Hazretlerine göre, yani dizilişe göre hakem esmasına bakıyor. İmam Ali radıyallahu anh'a göre kayyum. Yani haşir kayyum esmasına bakıyor. Dördüncü sır neye bakıyor? Şuraya geleyim mi? Dördüncü sır. Burada ne anlatılmış? Şimdi 2 ile 4 birbirine çok benziyor. İfadeler, tabirler. Peki 2 ile 4 arasında ne fark var? İkinci sır neydi? Marifet, Allah'ın tanımanın en kısa yolu. Vahidiyet içinde ehadiyet olarak anlatılmış. Bismillahirrahmanirrahim de varmış. Dördüncü sır neymiş? Muhatabiyet sırrı abi. Yani İyyâke nâbüdü de ki o nunu mütekellimin meyal gal ifadesinin hakikati o Bismillahirrahmanirrahim içinde varmış yani. Yani dördüncü sır ne? İki, marifet sırrı. Dördüncüsü muhatap olma sırrı abi. Bismillahirrahmanirrahim'in içinde bu sır varmış. Yani o nunun ifade ettiği o cemme cemaat var ya, Bismillahirrahmanirrahim de varmış. Kainat, küreat, insan. Bismillahirrahmanirrahim üçünün içine alıyormuş. Bir insan Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'a külli muhatap olabilir. Mesela Kur'an Fatiha'da Fatiha besmeleye derc edilmiş abi. Burada o anlatılıyor yani. Zaten en sonunda söylüyor. Bakın şurada söylüyor. Aa şurası. İşte Kur'an-ı Hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki. Yani şurası, pardon. Ha şurası. Şurada söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmer bir hülasası. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim Fatiha'da var, 114 sure var. Cenab-ı Hak 114 sureyi Fatiha'ya derc etmiş. Fatiha'yı da Besmele'ye derc etmiş. Dördüncüyü bir cümleyle özetleyelim. Neymiş? Muhatap sırrı. Yani Cenab-ı Hakk'a en kolay şekilde muhatap olmanın sırrı külli manada Bismillahirrahmanirrahim içinde bir sırmış yani. Bismillahirrahmanirrahim'de varmış yani bu sır. Hangi iman esasına bakıyor? Hangi iman esasına bakıyor? Kitaplara iman. Çünkü muhatabın kemali kitaplarla olur. Hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyen, emir ve yasakları bilmeyen Allah'a muhatap olabilir mi? Olamaz. Kitaplara iman. Hangi esmaya bakıyor? Üsa Hazretlerine göre fert abi. Fert ismi neydi? Vahid ve ehadi içine alıyor. Tam oturuyor yani. Yani 2 ve 4 kesinlikle şaşmaz. Aynı iman hakikati aynı. Üstadın şeyine göre tam oturuyor yani noktayı nazardan. Yani dördüncüsü fert esması. Kitaplara iman. İkincisi adıl esması Allah'a iman. Yani benim noktayı nazarım bu ikisi üzerinde hiç münakaşa kaldırmaz yani. Çünkü ifadeler çok açık yani. Bu dördüncü sırda muhatabiyet anlatılmış yani. Beşinci sır. Burada da hadis. Peygamberimizin bir hadisi var. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Şimdi bu hadis aslında Bismillahirrahmanirrahim'i izah ediyormuş. Bismillahirrahmanirrahim de aslında bu hadisi izah ediyormuş yani. O kadar büyük bir böyle benzerlik varmış ki şey ehli tasavvuf, ehli tarikat bunu karıştırmış yani. Akaid-i imaniye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. İnsanın simasına böyle Rahman nazarıyla bakmışlar yani. Üsa Hazretleri bunu izah ederken buna iki tane mana vermiş abi. Bakın ben şunu okumak istiyorum. Bu çok önemli. Burada iki tane mana var. Şurası. Bu ikinci mana. Şunu okumak istiyorum ben. Çok önemli olduğu için. Ne demekmiş yani? Allah insanı Rahman suretinde yarattı. İkinci manayı okuyorum. Şurası. Hem işarettir ki
Zat-ı Rahmanurrahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar, o kadar o zat-ı vacibül vücuda delaletleri kat'i ve vazi ve zahirdir ki, güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin vuzuğuna işareten o ayna güneştir denildiği gibi, insanda sureti rahmanlar vuzuhu delaletine ve kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve vahdetil vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu, bu sırra binaen bu delaletin vuzuğuna ve münasebetin kemaline ünvan olarak demişler. Şimdi benim elimde bir tane ayna var. Burayı izah ediyorum ben. Bu aynayı ben güneşe çevirdim. Bu aynada güneş o kadar mükemmel gösteriyor ki, yani bu ayna. Denilse ki bu ayna güneştir denilse, doğru mu? Doğru. Yani o kadar güzel gösteriyor ki, bu cümle onu kaldırıyor. Yani bu ayna, bakıyorsun ki güneşin ısı ve ışığını tam böyle kendi kabiliyetin nispetinde mükemmel yansıtıyor. O zaman bu ayna güneştir denilir, deniliyor yani. Abi. Şimdi zihayat ve insan gibi mazharlar, Zat-ı Rahman-ı Rahim'in öyle bir deliliymiş, öyle bir aynasıymış ki, nasıl bu ayna güneştir denildiği vakit, insanda sureti rahman var, vuzuhu delaletine ve kemal münasebetine işareten denilmiş ve denilir diyor abi. Şimdi Üstad Hazretleri 4. lemanın başında bir ayet almış. O ayeti ben okuyayım. Buraya bir atıf olacak. Ayet şu. Bakın çok önemli. Dikkatle bir dinleyelim. Sayfa 19. Bismillahirrahmanirrahim. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسُكِمْ aziz. عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ. Size sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki size karşı çok rauf ve rahimdir. Ben şimdi soruyorum. Rauf ve Rahim kimin ismi? Burada kime dedi? Peygamber'e dedi. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu Rauf ve Rahimiyeti o kadar mükemmel gösterilmiş ki Allah kendi ismini ona takmış abi. Şimdi bu aynada gözüken güneş o kadar parlakmış ki Allah ona demiş ki o size karşı çok Rauf ve Rahim demiş abi. Peygamberimizin Üstad Hazretleri şefkatini anlatırken 4 tane mana vermiş. 1. Mahşerde enbiya dahi nefsi nefsi dediği zaman o ümmet ümmeti demiş. Doğduğunda ümmet ümmeti demiş. 2. Bir de tarihçeyi hayatında neşrettiği mekarim-i ahlak. Bir de ümmetinin bütün saadetiyle alakadar olması onun kemal-i şefkatini gösteriyor. Rauf ve rahimiyetini gösteriyor. Şimdi Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Ne demek? İnsan Rahman ve Rahim'in o kadar parlak bir aynasıymış ki bu güneşteki ayna nasıl bu güneşe ayna diyorsun o mükemmel gösterdiğinden dolayı insanda da sureti Rahman var. Bu aynadaki güneş münasebetine binaen denilmiş ve denilir diyor. İşte ehli vahdetil vücud yani itidali kısmı böyle elde tutulacak kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen demiş yani. Bak en sonunda söylüyor. Gördük değil mi? Şurası. La mevcude illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve münazebetin kemaline ünvan olarak demişler. Ama daha sonra arkalarından gelenler buna hep yanlış mana yüklemişler yani. Bu 5. sır hangi iman hakikatine bakıyor? Kadere iman. Çünkü niye? Kaderde noktayı merkeziye insandır abi. Kader ilmi ve nazarı değildir. Hali ve vicdanıdır. Kimse Allah'ın ilmini bilemez. 5 dakika sonra ne olacak bilebilir misin? Bilemez kimse. Allah'ın ilmi bilinmez. Ama mazideki olaylara hikmetli mana verebilirsin. Kader hali ve vicdanıdır. Bizzat vicdanında o halde halleneceksin. Vicdanında bileceksin. 5. sır kaderi imana bakıyor. Noktayı merkeziye insan yani. Abi. Esma. Esma hangisine bakıyor? Üstada göre hay. İmam Ali radıyallahu anh'a göre? Hakim.
Ferdun Hayyun, Hayyun Hakimun Adlun. İmam Adil adamı Adil. Adalet çünkü insanla adalet oluyor yani kemal manada. Ve bütün sistem insana bakıyor o noktada. Altı neydi onu da söyledim. Altıncısı. Peki Cenab-ı Hak şimdi bütün, çünkü konu rahmet noktasında ya besmele'de sırları. Bütün rahmetini insana veriyor. İnsana hizmet ettiriyor. Peki buna Allah'ın ne ihtiyacı var rahmetini insana şey yapmış? Şimdi burada o anlatılmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın istinai zatisi var. İstinai mutlak içindedir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kemal zatında sevilir. Yani bu rahmet Cenab-ı Hakk'ın zatındanmış. İnsana bu rahmetini bir anahtar yapmış yani abi. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş. İnsanın ihtiyacı varmış. Rahmetini insanın emrine vermiş yani. İnsan da az ve fark içinde yuvarlanıyormuş. Cenab-ı Hak istinai zatisi varmış. İstinai mutlak içindeymiş. Hiçbir cihette kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir gani alel mutlaktır. Yani konuyla münasebetler düşündüğümüz zaman o manalı. Yani neden Allah böyle insana bu kadar rahmet etmiş yani? Böyle acık bir şekilde. İnsanın aczinden ve fakrından dolayı yani. Burada konuyu salavata bağlıyor. Şimdi insanın aczi ve fakrı çok var. Bu aczine ve fakrına rahmet hazineymiş. Rahmet hazinesinin, şurada söylüyor, en sonunda cümle var. En birinci anahtarı, Bismillahirrahmanirrahim diye bakın şurada söylüyor. En son cümle. En kolay bir anahtarı da salavattır. Yani altıncı sır ne bir cümleyle özetlersek, altıncı sırda salavatın ifade ettiği mana Bismillahirrahmanirrahim'in içinde varmış yani. Peki hangi esmaya bakıyor? Hüsa Hazretlerine göre Kayyum. İman hakikatlerine hangisine bakıyor? Peygamberlere iman. İmam Ali radıyallahu anh'a göre de Kuddüs esmasına bakıyor. Yani salavatın ifade ettiği mana var. Peki salavatın ifade ettiği mana ne? Bunu okuyayım hemen bir cümle. 28. lamada geçiyor. Bak sayfa 271. Salavat neymiş? Sana tecdidi biat 1. Memuriyetini kabul 2. Getirdiğin kanunlara itaat 3. Evamerine teslim 4. Taarruzumuzdan selamet bulacağını o selam ile ifade etmek. Bu 5 tane mana, yani salavatın içindeki o 5 tane mana Bismillahirrahmanirrahim'in içinde varmış. İnsanın aczi ve fakrı nihayetsizmiş. Cenab-ı Hak o rahmetini insanın aczine ve fakrına hazine yapmış. O hazinenin bir anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'miş. En kolay bir anahtarı da salavatmış. Peygamberlerin iman hakikatine bakıyor. Hüsa Hazretlerine göre Kayyum, İmam Ali Radıyallahu'na göre Kuddüs esmasına bakıyor. Şimdi bu besmelenin sırları, 6 tane sır dedik. Şimdi bir cümleyle özetliyorum. Buraya yazmıştım ben. 1. Enfüsü ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış. 2. Marifet sırrı anlatılmış. 3. Rahmet şunat sırrı anlatılmış. 4. Muhatabiyet sırrı anlatılmış. 5. İnsanda Rahman sureti var sırrı. Besmele'de varmış. O anlatılmış. 6. Altıncısı salavatın ifade ettiği mana Bismillahirrahmanirrahim içinde varmış. İsimlere de farklı baktırdık. İki farklı bakış. Altı iman esasına da baktırdık. Peki niye öyle baktırdık? Baştan söyledik. Hulusi abi Nur'un birinci talebesi dersini öyle çalışmış. Değil mi? Şurada göstermiştik. Şurada göstermiştik. Hulusi abi dersini Hutuvat-ı Sidde'yi nasıl anladığını yazmış yani. Gördük değil mi? Hucumat-ı Sidde. Şu duayı okuyayım. Hüsa Hazretleri'nin burada Bismillahirrahmanirrahim'le alakalı bir duası var. İki tane. Onları okuyayım. Allahümme ya Rahmanu ya Rahim bihakkı Bismillahirrahmanirrahim. İrhamna kema yeliku birahmaniyetike ve fehhimna esrari Bismillahirrahmanirrahim kema yeliku bi rahmaniyetike amin. Allahümme bihakkı esrari Bismillahirrahmanirrahim. Salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Kema yeliku bir rahmetike
ve bi hürmetihi ve ala alihi ve ashabihi ecmain verhamna rahmeten tuhnina biha an rahmeti men sivake min halkik amin subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.